Şimdi herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. İsterseniz geçen hafta, daha doğrusu geçen ders yaptıklarımızı bir tekrar edelim. Keyboard'dan atamalar yapmıştık beraber. Continue diyoruz. Tamam diyelim. Şimdi burada mesela pompaların üzerine geldiğimde ve F5 tuşuma bastığımda kapanıyor. Aynı şekilde on off da yapabiliyorum. Açabiliyorum da tabii aynı şekilde. Bunu da kapatıyorum. Herhangi bir verinin üzerine gelip de alt I dediğim, CTRL I dediğimde bana o veri hakkında bilgiler veriyor. Buraya benim tanımlamıştım burada aynı şekilde. Balans tanımladım. Mesela bunu 10 yapayım. Buradan deneyebiliyordum. Aynı şekilde ekrandan da yapabiliyorum. Buradan da verileri ayarlayabiliyorum. Buradan da aynı şekilde. Bir kısaca bir tekrar şeklinde oldu. Benim holding tüpüm vardı. Holding tüpün değerlerini buradan görebiliyordum. Sağ alt köşeden de gördüm aynı şekilde. End tuşuma bastığımda dakika. End tuşuna bastığımda sayfamdan çıkabiliyordum. Escape'e bastığımda direkt test okey sayfasına gidiyordu. Past sayfama geri döneyim. Şimdi End tuşuna basayım ve çıkayım. Şimdi buradaki dijitleri, buradaki tanklarımın sıcaklıklarını ve buradaki vanalarım, 3 yolu motorlu vanalarımın sıcaklıkları ölçmek için de kullanacağım. Fakat bunu yeni oluşturarak yapacağım. Şimdi File diyorum. New deyip buradan yeni oluşturuyoruz. Bir dijitimizi alıyoruz. Herhangi, ekranımızda herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Burada default'ta 4 dijit yapıyorum. Sonuna engineer unit koyuyorum. Daha sonrasında input'a geliyorum. Input'tan keyboard combination'ı biliyorsunuz. Yani burada 4 dijit yapıyorum. Enter diyorum. Burada enter comment oluştu zaten. Buraya yüzde tak yüzde diyoruz. Yüzde tak yüzde diyoruz. Aynen. Eşittir. Argument 1 dedik. Yalnız şurada appearance kısmında yüzde tagı unuttuk. Yüzde tag diyorum. Tekrardan yüzde diyorum. Input'a geldim. Argument dedim. Şimdi access kısmına gelelim. Burada no privilege, şimdi burayı kaldırıyorum. Disable kısmına geliyorum. Disable kısmında disable on internet area privilege. Burayı işaretliyorum. Access'i tamamladık. Input'u tamamladık. Ve appearance'i tamamladık. Tekrardan bir kontrol edeyim. General kısmına. Privilege kısmına yüzde yetki yazıyorum. Burası da tamam. Disable'a titredik. Bu da tamam arkadaşlar. Şimdi uygula ve tamam diyelim. Şimdi bunu bir kaydedelim. Save edelim. Bunu dijital giriş diye yazabilirim ama ben birebir veriyi aynısını birebir kaynaktakini kullanacağım. Dijital ekran. Ekran diyorum. Okey diyorum. Şimdi file dedik. Save ettik. Bir compile edelim. Herhangi bir şey yapmadan yine de compile etmek istiyor musun? Evet diyorum. Herhangi bir hata bulmadı. File kısmına gelelim. Open diyelim. Test, pass sayfamıza gidelim. Şimdi cennime geliyorum buradan. Gördüğünüz gibi dijital ekranım hemen ekrana geldi. İşte bu dijital ekranı alayım. Hemen burada kullanayım. İlk olarak evet, teach blue. Tamam diyelim.
Bunu save edelim. Bir hemen bu deneyelim arkadaşlar. Ona göre diğerlerini de hemen hızlıca yapacağım. Compile edeyim. Herhangi bir hatamız yok. Ve run edelim. Continue diyorum. Şimdi bunun sıcaklığını ayarlıyor da biliyorum üzerinden. Mükemmel. Şimdi diğerlerine geçebiliriz şimdi. Ya şimdi buranın yeşil olması sizi aldatmasın. Ben kaydı yapmadan önce kendim daha öncesinde bir test edip tekrardan kayıt aldığım için oradan kalmış arkadaşlar burası. Şimdi tekrardan enden çıkalım. Şimdi bunu da kopyalayabiliriz. Buradan tekrardan da çağırabiliriz genimizi. Bunu getiriyorum. Buraya koyuyorum. Burada git-alt-tire p1 alt-tire preset blue. P1 yazmadık yalnız. Şimdi buradaki tag'ın önce bunu bir yazayım. Şimdi buradaki tag'ın arkadaşlar şuradaki bir dakika. Şuradaki taglarla aynı olması gerekiyor. Cool yaptık zaten. P1 ve PV. Yani büyük harflerle yazılmış. Şimdi bunu CTRL C, CTRL V diyorum. Geldim, kopyaladım buraya. Bu sefer P2V olacak. Okey diyorum. Tekrardan CTRL C, CTRL V yapıyorum. P3PV olacak. Preset blue. CTRL C, CTRL V yaparak son kazanımınkinde koymuş olacağım. Bu da P4 oluyor. Tekrardan CTRL C, CTRL V yaparak da bunu hat bulacaktı. Tamam diyelim. Şimdi önce save edelim. Ve compile edelim. Yani bir hatamız yok. Şimdi run edelim sistemimizi. Gerçekten büyük proses yaptığımızı düşünecek olursak büyük proseslerde kolaylık sağlıyor ama tabii zaten çok büyük projeleri de aslında tek başınıza yapmadığımız için iş bölümü oluyor orada da. Önce bunu 10 dereceye düşüreyim. Onda şimdi hepsi kırmızı oldu gördüğünüz gibi. Hatta -10'da başlatayım. Hepsi onda -10'da başlatayım. Bunu 0 yapayım. Hatta bu vanayı kapatayım. Üzerine gelip de F5'e bastığımda vanam kapanıyordu. Bu vanam açık. Bu vanamı 20 yapayım. 20 santigrat derece. Bu vanamı 50. Özür dilerim. Kazanımı. Bunu 70 yapayım. Bunu da 95 yapayım. Gördüğünüz üzere hepsi renkli. Hatırlarsanız biz zaten bunları ilk başta oluştururken renk geçişlerini kendimiz ayarlamıştık. Bunu 100 yapayım. 100 yapayım hatta. Böyle daha renk cümbüş oluştu. Silomuzu da çalıştıralım. Buradaki vanamızı çalıştıralım F5 tuşumuzdan. Pompamız zaten çalışıyor. Pompamızı hatırlarsanız jeniyle oluşturmuştuk. Kazanımızın içerisindeki balans tankımız üzerindeki limiti artırdım. Bunu da aynı şekilde. Bunu da dilerseniz buradan artıralım. Bunu da buradan artıralım. Buradaki F5 tuşuna derece biraz fazla oldu. Bunu da 30'a ayarlayalım. Şu an bayağı bir ilerleme kaydettik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.